İş makinesi çalışıyor. Bir yandan hendek kazıyor, bir yandan topraktan set yapıyor. Burası terör örgütü PKK-PYD'nin Münbiç kırsalında Fırat Kalkanı bölgesi sınırı. İş makinesi hendek kazarken teröristler de orada toplandı. Biraz ilerisinde Fırat Kalkanı bölgesinin sınır hattındaysa manzara bu. Özgür Suriye Ordusu mensupları elleri tetikte mevzilerde bekliyor. Hem Mehmetçiğin hem de Özgür Suriye Ordusu'nun sevkiyatları terör örgütü PKK-PYD'yi endişeye sürükledi. Afrin, Azez, Cerablus, Elbap ve Mare'den cepheye giden Özgür Suriye Ordusu mensubu sayısı 13 bini buldu. Özgür Suriye Ordusu teröristlere yönelik operasyonda Mehmetçiğe destek olacak. Girin emrini bekliyorlar. Operasyonda ilk hedefin Münbiç ve kırsalı olması bekleniyor. Burası yaklaşık 5000 kilometre kare. Özgür Suriye Ordusu komutanları emir verildiğinde bölgeyi birkaç günde terörden arındırabileceklerini söylüyor. ABD'nin Suriye'den çekilme planı terör örgütü PKK-PYD'nin elini hali zayıflattı. Ancak boşluk oluşmaması önemli. Burada da Türkiye kilit rol oynayacak. İddiaya göre ABD Dışişleri Bakanı Irak'tan Suriye'ye asker göndermelerini istedi. Bu askerlerin sınır hattından birkaç kilometre içeri girmesini talep etti. Irak Başbakanı da bu iddiaları doğrular bir açıklama yaptı. Suriye'de asker konuşlandırabiliriz dedi.